animasyon tiyatro ekibine Fatih Yıldırım gelirse. Ozan Tanrıkulu. İyi akşamlar efendim. Merhaba. Bugün normal gidemeyeceğiz. Geldim efendim, bir dakika. Evet. Safra keserizden tekerlek çıktı. Hadi canım. Hocam bu bitmiş, bu tuz bitmiş. Yine ne var? Seski yatanlarda var. Allah'ım. Bu geminin korsanı benim! Böyle sabit durur ve bazen kelebek konur. Seçin kaderinizi, kendinizi. 5 kağıt. 5 sayalım arkadaşlar. Birlikte ben bazen şaşırıyorum. Tamam. Evet. Konumuz gay. Huzurlarınıza. Evet. Tuncay Doğmenç. Ve Fatih Yıldırım! 5, 4, 3, 2, 1! Oturacağım acıyor. Ya ben de dün bir yerim çıktı. Hayvan ola hayvan. Anlatamam sana. Bir. Gitme ya. Tuncay. Büyük yani, bayağı büyük. Bir kick İngilizce bilmeden için. Ya benim onlar acımıyor salak. Neden acıyor? Dün metrobüs ayakta geldim. Metrobüs ayakta geldim. Ya bu laflar boy boy. Gerisine koy koy yani. Aşkım ya. Dün söyledim bunu, hayvan hiç durmadı. Sabaha kadar. İngiliz gay atasız değil bu ya. Aa evet. Biliyorum. Biliyorum. Harika bir kitaptır o. Fatih. Kurdum. Çok güzeldi. Hatta bir şey söyleyeyim size, kitapta bir bölüm var. Eve böyle hat sanatı yazdırıp astım, öyle güzeldi. Göte'nin bir lafı var, bilir misin? Evet, bilirim. Bir gün herkes göte gelecek. Herkes buraya gelecek. Bir gün herkes olacak. Bana gelmesin ama. Bana gelen geldi zaten. Sana gelen bana gelsin. Ay, bize gelsin boşver. Şık şey. Çok çip çap çap. Akşam 8'de bizim hocanın şeyi var. Canlı müzik şeysi var. Ay, bir çırpçı dertlikler. Ay, şarkıyı söyleyen çok tatlı. Kedi var ya. Bayılıyorum kedine. Okudun mu? Çok tatlı, çok. Bir şey söyleyeyim mi? Sahneden bana iş atıyor. İki haftadır izliyorum. Hoş, haber gelirse senindir. Biz de bir de söyledik yani. Gerisi yok. Ben ne anlatıyorum, o ne? O döner gelirse. Hani döner gelirse. Ben de iş atayım. Gelirse zaten olur diyorsun. Tabii. Anladım, tamam. O zaman bu akşam gidelim. 8:30 orada buluşalım. Fatih. Ya üstüme güzel bir şey giyeyim. Altına giy salak, üstüne giy. Altına giy. Ya sen çok fenasın. Amerika'ya girmeyeceğim. Ya bana babam bile vurmadı, ne vuruyorsun ya? Ama geçen gün öyle anlatmadan şap şap vurdu. Yatakta vurabilir, olsun. Çivilce mi çakacak? Pet pet pet. Bir şey söyleyeyim sana? Gözüme göz dikmiş, bak şu gavurun piçine. Bağlayamayınca da böyle aptalmış oluyor. Çok salakçı oldu ama yani. Onun söylediği şarkıda bir bölüm bu. Gözüme göz dikmiş, bak şu gavurun dişini. Bilir misin onu? Evet, ben bunda bir oynarım var ya. Oyna sana Allah aşkına. Böyle böyle. Bak, böyle. Bak şimdi bak. Evet. Ver müziği. Müzik. DJ. Seyirci. Tuncay. 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 Çok tatlısın. Otur. Bir şey söyleyeceğim. Bizim ev sahibi benim gay olduğumu anlamış. Çok vermişsin, yamulmuş. Güzel. Güzel, yerine. Yerine de alkışır. Ev sahibine vermedim, salak. Kime verdin o zaman bu kadar yumul? Yeğenine verdim, o da söylemiş gerizekalı. Evden çıkartıyor beni. Ev sahibi ben de falan demedi yani. Demedi. Zaten öyle bir... O Muhittin abi var ya, Muhittin abi. Kim lan bu Muhittin? Hiç öyle biri değil. Fatih. Bir kere ben de şey yaptım, baktım gözünün içine bir aktiflik bir şey aradım da. Yok değil mi? Yok. Hayvan oldu. Karısı var. Hayır. Ya sen de herkese gidiyorsun yani. Kim şeyi uyar dese bir avuç tuz alıp kullanırsın. Direkt hop! Yaptığın çok yanlış.
Belki de senden dolayı işkillendi beni atıyor yerde. Herkese git böyle. Bir avuç şeyin var diye yere koşma. Ya biz geçen Berkcan'la geldik. Sen anahtarın tahtasının altındaydı galiba. Evet. Gördü. Ben biraz da inledim. Bu Berkcan testere Berkcan mı? Ya testere Berkcan, evet. Maksat diyecektim, pardon. Ya Berk, onunla çok görüşme. Neden? Çok mu şey? Ben onun sivil polis olmasına şüpheleniyorum. Acın var sanki, sivil polis olamaz ya. Bak, hani yüzü değil de o olamaz yani. Sivil polis değil madem, niye yanında cop taşıyor? Gebereceksin, gebereceksin. Yavaş ya, Berkcan'a vere vere. Hani onun tarafında olduğunu belli etmemeye çalışıyorsun ama ya sende bir Berkcan fanatikliği var. Berkcan fanatikliği yok, o çok... Bir erkek yüzünden aramızda kavga çıkmasın yani. Hayır, o coptan sonra hayatım çok değişti benim. Fatih. Evet, aşkım. Cop mu? Cop. Pazar günü Ozan Tanrıkulu'nun yani animasyon tiyatro ekibinin ne derler ona? Neyinize katıldım konum, bensin? Konumuz oldum da bir çalışmasına katıldım diyeyim. Aynen. Pazar günü Taksim'deydik. İstiklal'de. Orada yerleri. Beni de dahil ettiler. Sağ olsunlar. Çok eğlenceli oldu. Geçti. Çok eğlendim. Evet. Samimi söylüyorum. Ve dedim ki bir daha gelebilir. Hatta bana tek bir oyun oynatacaklardı. Ben 3 oyun oynadım. Doğru mu? Aynen öyleydi ama çok mutlu olduk ya. İnanılmaz mutlu olduk. Böyle ayrılmak istemedik şahsen. Eyvallah. Ozan aynı zamanda Ozan şoförlük yapıyor. Bir taraftan evet. Tiyatro da yapıyor. Ama yani evet. Ben oraya giderken biraz tedirgin gittim. Acaba ne yapacaklar? Nasıl ekip bunlar? Tiyatroyu nasıl yapıyorlar? Evet. Yani basit yeteneksiz adamlar mı? Ne, bu nasıl adamlar mı? Vallahi çok profesyonel. Ozan'ın zaten eyvallah, ses tonu belli ki alaylı ama kendini çok yetiştirmiş. Seni çok kutlarım. Tebrik çok, ederim. Çok, çok animasyon tiyatro ekibi. Hı. Evet, çok sağ ol. Şimdi biz o gün hakikaten artık o saate geldikten sonra tamam artık daha gelmeyecek yaptık. O kadar sevdik tamam işte bir anda soğuyacağız falan yaptık. Ama geldikten sonra yani sevgimizin kat kat daha fazlası oldu. Çünkü inan o kadar beklemiyorduk seni. Çünkü inanılmaz bir samimiyet, inanılmaz bir teveccüh. Estağfurullah, sağ ol. Bunu lütfen bunları söyle diye bağlatmışım zannedecek dinleyici. Biraz öyle gibi oldu ama. Evet, yani yapma. Yüzsüzlük yaptım, bilerek bağlandım. Bak Metin Saygın'a özellikle bağlatıyorsunuz. Ben mesela ben kendim bağlandım. Eyvallah. Çok teşekkür ederiz Ozan'cığım. O yüzden çok mutlu olduk ya. Sağ ol. Bir de akşam da ayrıyetten eğlendik. Bir de ekstra akşam da eğlendik. Şimdi animasyon tiyatro ekibi bir şeylere soruluyor. Ben de ekibe dahil ol. Hocam birazcık böyle sahne şeyim vardır, tecrübem. Nerelerden puan kırdınız? Önce onu öğreneyim ben. Sahnede nereden puan kırdınız bana? 10 numaraydı. 10 üzeri. Hayır. Ya vardır bir yerde puan kırdın bir şeyler. Evet, bir yerden puan kır. Tamam. En baştaki çekingenlikten biraz. O da çok normal aslında. Başka bir şey bulamıyorum. Zorluyorum. Dur bakayım biraz daha arayayım. Yok vallahi bulamadım. En baştaki çekingenlik dediği de şu, beni sahneye attılar, sahneye 4000 watt ışık geliyor, alev suratıma sıcaklık vuruyor. Abi ya. Şey oldum bir an ya, o kadar sıcak suratına vurunca bir daha ne zaman geliyorsun? Yani klima taktırırsan hemen gelirim, sorun değil. Klima da var ama yetmiyor, o ışıkların sıcağı nasıl yüzüne vuruyor biliyor musun? Acayip. Ama hakikaten en kısa zamanda tekrar bekliyoruz. Bir de yeni bir oyuna hazırlanacağız. Orada da bir rol vereceğiz inşallah. Eyvallah. Küçük bir rolünüz varsa alırım bir dal. Tabii ki. Ozan Tanrıkulu. Instagram'da animasyon tiyatro ekibi yazsalar bulurlar evet. Herhalde değil mi? Aynen öyle. Animasyon tiyatro. Buradan ekibe de çok selamlar söylüyorum. Sizin gelir gelmez soyunan arkadaşım, gördüğünüz arkadaşım Tuncay'a. Ona da selamlar. Ya çok enteresandı o da ya. Onu anlattım aynen, ben yedi. Bir de anlatayım. Ya içeriye girer girmez mevzu... Kuliste nasıl soyunulur? Direkt soymaya başladılar sahnede falan. Allah Allah dedim, nereye geldik ya? Çünkü ben de o gün çok sağlam giyinmedim. Hani içlik falan da. Yok, bana da sıra gelir mi diye düşündüm. Bana gelene kadar mevzu bitti. Ozan çok teşekkür aynen. Ederiz. Biz teşekkür ederiz. Diğer arkadaşlara da selamlar. Size selamlar. En kısa zamanda ben de gireceğim inşallah. Bekleriz her zaman. İyi akşamlar. Sağ ol. İyi akşamlar. Çok sağ ol.